Ben buradan açık konuşmak istiyorum. Daha çok cinayetler olacak. Bu uyuşturucu maddeyi içen adam sorumlu ne olur? Esasında ben uyuşturucu kullanmamışım. Uyuşturucu madde beni kullanmış. 21 yaşında çocuk öldü. 3 gün sonra unuttular. 19 yaşında bir tane kız çocuğu geldi. Burnundan çektiler. 19 yaşında bir kız Atatürk'ün öldüğünü bile söylesen inanmazlar. Dün akşam rakı içtik derler. Paranızı, namusunuzu, canınızı kaybedersiniz bu maddeyi kullanırsanız. Ailem haricinde hiçbir şey bulamadım. Bu uyuşturucu maddelerin gençlerimizin isimlerini bile bilmesini istemiyorum yani. Bu uyuşturucu maddeyi kimse tek başına içmemiştir. Bu işin en önemli yeri çevredir. Arkadaş çevresi. Çünkü sana bunu arkadaşın getirip teklif eder. Bana da ettiler. Aynı bu uyuşturucu maddeyi cezaevine sokalım diye. Ben durup dururken, bir yerde çalışırken, ya ben buradan kalkayım da gidelim Afyon cezaevine uyuşturucu sokayım. Bunu kendi kendime düşünüp de yapamam. Bunu nasıl yaptım ben? Benim arkadaşlarım bana bu işi yapalım diye teklif ettikleri için yaptım. Yani tamamen arkadaş çevresi, evet. Arkadaş ortamıyla alakalı. Evet, evet. Bu uyuşturucu maddeden kurtulmaları için ilk önce telefon numarasını değiştireceksin. Hiçbir arkadaşınla muhatap olmayacak. İşine gücüne bakacak. Ailesi de bunu 24 saat takip edecek. Buna para da vermeyecek yani. Gençlere ufak bir nasihat vermek istersen. Şöyle bir nasihat vermek isterim. Bu daha önce anlattığım bu üç yolu seçmek istiyorlarsa kendileri bilirler ama çok şey kaybederler. Böyle bir maddeyi kullanmayan bir insan işi olur, arabası olur, eşi olur, çoluğu çocuğu olur. Ama bu maddeyi kullanan adamın bu hayatta hiçbir şeyi olmaz. Benim hiçbir şeyim olmuyor, olmasın diyorlarsa onları da ben yani yapacak bir şey görmüyorum yani. Biraz da...